ve sıvı çözeltilerin son başlığı en önemli en çok soru çıkan başlığı çözünürlük. Çözünürlük, çözünürlük problemleri, çözünürlüğe etki eden faktörler. 2010'da 2 tane, 2011'de 2 tane, 12'de bir tane, 13'te bir tane, 14'te 2 tane, 15'te 2 tane, 16'da bir tane, 17'de 2 tane ve 2021'de bir tane olmak üzere son 12 yılda 14 sefer karşımıza çıkmış. Çözünürlük bizim çok sorulan bir başlığımız. Çözünürlüğü yapmak için oran orantıyı çok iyi bilmek zorundasın. Bu bilgi dışında iyi matematik yeteneği de ister çözünürlük. Hadi o zaman çözünürlük videosunda işleyip konuyu bitirip gidip bol bol soru çözelim. Arkadaşlar belli sıcaklık ve basınçta 100 gram çözücüde çözünen maddenin miktarına çözünen madde miktarına çözünürlük adı verilir. 100 gram çözücüde çözünen madde miktarı. Birimi gram bölü 100 gram su şeklindedir. Çözünürlük, sıcaklık, basınç, çözücü çözünenin türü ve ortak yoluna değişir. Bunun dışında hiçbir şey çözünürlüğü değiştirmez. Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir. Bakın kimlik özelliğidir. Ayırt edicidir, maddelere özgüdür. Sıcaklıkla değişir, basınçta değişir, çözücü ve çözünenin cinsiyle bir de ortak yoluna değişir. Mesela 60 derecede çözünürlüğü 70 gram bölü 100 gram su dediğinde anlatmak istediği şey şu. 100 su en fazla 70 çözüyor. En fazla Çözünürlük senin üst sınırın. Bunun altında çözebilirsin, bunun üstünde çözemezsin. E 100 su en fazla 70 madde çözüyorsa 170 doygun çözelti elde ediyorsun en fazla ya. E her 170 doygun çözeltinin 70'i tuzsa 680 doygun çözeltinin kaçı tuz dediğinde 280'i tuz olarak karşımıza gelir. Yani basit orantıyla soruyu rahatlıkla çözebiliyoruz çözünürlük sorularını. Mesela 3 adımdan aldığım bu soru diyor ki 75'er mililitre su bulunan kaplardan birincisinde 24 ikincisinde 36 gram ilave edip tamamen çözülmesi sağlanarak doygun çözelti elde ettik. Yani maksimum sınırda çözmüşüz değil mi? Doygun çözelti olduğuna göre. E, en fazla çözdüğümüz miktar çözünürlükte ama 100 su için. Hemen hesaplıyorum KCL'de 75'i 24 çözmüş. 100'ü kaç çözmüş dersem 32 çözmüş çıkar. 1 doğru. Nano 3 için hesaplıyorum. 75'i 36 çözmüş. 100'ü kaç çözmüş dersem 3'e böl 4 çarp. 48 çıkar. Doğru. 25 derecede eşit miktar su içeren KCL ve NACL nano 3 yüzeltileri daima doygundur. Hayır canım ne münasebet. 24'e 36 çözdüysen 75 suda çözdü, doygundur. 1'e 1 bir çözersen mesela doygun mudur? Eşit miktarda su içerdi 75 mililitre. Eşit miktarda KCL çözdün 1 grama 1 gram doygun falan değildir. Öyle bir şey yok. Daima doygundur diye bir şeyimiz yok öyle bir şey. X katısının 20 derecede saf sudaki çözünürlüğü 100 gram 25 gram. 20 derecede hazırlanan doygun çözelti. E 20 derecede doygun çözelti yüzde en fazla 25 çözünüyormuş. O zaman hazırladığımız 125 çözeltinin 25'i madde. O zaman kütlece yüzde kaçı madde? Bakın kütlece yüzde toplam derişime, toplam miktara göre hesaplanır. Hatırla, hatırla. Formülü hatta şöyleydi ya. Çözünen bölü toplam çarpı yüzdü formülü. Her ikisinden de aynı sonuç çıkar. Çözeltimiz yüzde yirmilik olarak karşımıza çıkar. Tamam çözünürlüğü anladık. Peki bu çözünürlüğü etki eden faktörler neler? İlk olarak sıcaklık. Ancak sıcaklığın çözünürlüğü etkisi maddenin türüne bağlı. Madde endotermik çözünüyorsa sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artar. Egzotermik ise sıcaklık arttıkça çözünürlüğü düşer. Yani endotermikler sıcakta çok çözünür. Egzotermikler soğukta çok çözünür. Endotermikte sıcaklık arttıkça bakın bu eksen sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış. Eğer sana soru bu grafiğin üzerinde herhangi bir madde verdiyse bakın bu madde şu çizgiyle çakışıksa doymuştur. Burası senin doymuş bölgen. Eğer çizginin altındaysa doymamıştır. Çünkü maksimumdan daha az madde içeriyorsun. Eğer çizginin üzerine geçiyorsan aşırı doymuştur soru olduğu, olduğunu iddia ediyorsa sen geçiyorsan bu çözelti çöker doygunudur. Mesela endotermik doymuş çözeltiyi soğuttum. Sıcaklık eksenin burası ya. Soğutursam çöker. Isıtırsam doymamış olur. Doymuşum daha az olduğu bölgeye geçiyor. Endotermik doymamış bir çözeltiyi soğutursam doymuş olma ihtimali var. Endotermik doymamışı. Isıtırsam doymuş olma ihtimali yok. Aradaki fark artıyor ısıtırsam daha da doymamış olur. Anlaştık değil mi? E, egzotermik, egzotermik tam tersi. Fark ettiğiniz gibi. Soğukta çok sıcakta az çözünür. Yine bu eğriyle çakışık olan doymuş. Eğrinin altı yine az madde var. Doymamış. Eğrinin üstü yine çöker. Burada doymamışı ısıtırsak doygun oluyor. Doymuşu ısıtırsak da aşırı doymuş bölgeye geçtiği için çöküyor. Peki kimler endo kimler egzo? Arkadaşlar katı ve sıvılar endo da olabiliyor. Ama gazlar... Asla endo olmuyor. Gazlar her zaman egzo. Katı ve sıvılar endo da egzoda olabiliyor ama gazlar her zaman egzo. Yani gazlar her zaman soğukta çok çözünüyor, soğukta. Gaz sıcakta çok çözünmez. Gazoz ve kolay soğuk içmemizin sebebi bu. İçindeki gaz soğukta çok çözünüyor. Sıcakta çok çözünmüyor. Bakalım. Egzotermik çözülmüş. Hemen grafiği çiziyorum. Şöyle Doymuş çözeltisini doymamış hale getirmek için. Yani şurada bir çözeltim var. Doymamış hale getiriyorum. Bak sıcaklık burası ya. Sıcaklığı azaltıyorum doymamış bölgeye getirmek için. Soğutma olur. Su ekleme olur. Tuz ekleme olmaz. Tuz eklersen doymuştu. Eklediğin tuzun tamamı kabın dibine çöker. Doymuş artık. Daha fazla çözemiyor yani. Burada ne var? Çözünürlük. Bir maddenin birim miktarı çözücü de en fazla çözülebilen miktarıdır. Evet. Madde miktarı çözünürlüğü etkileyen faktörlerden biri değildir. Evet. Çözünürlük her madde için karakteristiktir. Yani kendine özgüdür. Evet, o da gayet doğru. Çözünürlüğü etkileyen ikinci faktörümüz basınç. Basınç arkadaşlar sadece gazları etkiliyor. Katı ve sıvının çözünürlüğüne basınç etki etmez. Yani katı ve sıvının üzerindeki basıncı ne kadar arttırırsan arttır, bir şey değişmez ama gazda basıncı arttırırsan daha çok çözünür. Gazoz bu nedenle basınçlı şişelerde saklanıyor vurgun olayı derinlere daldıkça kanda çok fazla azot gazı çözülmesi ve aniden çıktığımızda o çözülmüş azotun üzerindeki basınç azaldığı için aniden damarlardan çıkması ile ilgili bir olay. Yani gazlar yüksek basınçta çok, düşük basınçta az çözünür. Bunu unutmayın. Hemen bak. Basınçta çözünürlük eğrisinde değişen madde gazdır. Y katı veya sıvıdır. Net. Gazın çözünürlüğü net. Gaz yüksek basınç düşük sıcaklıkta çok çözülüyor. Bak Basınç arttıkça çok çözünüyor, sıcaklık düştükçe çok çözünüyor. Gazozdan aklında kalsın, gazozda tattın. Gazoz soğuk ve basınçlı şişede içiyorsun. Niye? Soğukta çok çözüldür Niye? Yüksek basınçta çok çözdür. Anladın değil mi? Grafiklere göre Y'nin çözünmesi endotermiktir. Bak Y sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış. Doğru. Genleşme gazlar için ayırtıcı değildir. Fizikten bir bilgi. Y suda yoğunlaşarak çözülmüştür. Ne bileyim ben. Yani suda iyonlaşıp iyonlaşmadığı, asit baz tuz olduğu konusunda bir bilgi vermiyor soru bize. Dolayısıyla Y'nin suda iyonlaşıp iyonlaşmadığı hakkında bir bilgimiz yok. Kesin olan 1 ve 2. Çözdürlüğe etkileyen üçüncü faktörümüz ortak iyon. Ortak iyon. Yani senin çözdüğün çözünen çözünen maddenle şu çözünenle çözücü bir seferde çıkmıyor. Düşünmem gerekiyor. Çözüneninle çözdüğün ortam arasında ortak iyon varsa bu olumsuz bir şey. Bu çözünürlüğü düşürüyor. Bak NaCl ile KCl arasında bir molarlık klor var ortak iyon. Suyla tuz arasında ortak iyon yok. ile şeker arasında şey. Tuzla su arasında ortak iyon yok. Tuzla şeker arasında ortak iyon yok. Tuzla sodyum sülfat arasında 2 molar sodyum var ortak iyon. Şimdi ortak iyon olmadığı için B ve C aynı çözünür. Bunlar da çok çözünür. A bunlardan az çözünür. D daha az çözünür. Orta, çözünür. Ortak iyon ne kadar çoksa çözünürlük o kadar azdır. Unutma ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Bak KCL'nin çözünürlüğünü soruyor. Hemen bakıyorum. Burada ortak iyon 0,2 molar CL. Burada ortak iyon 0,6 molar CL. Burada ortak iyon yok. En çok 3 de çözünür. En az iki de çözünür. Ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Bunu unutmuyoruz. Sonra 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 etki eden son faktörümüz cins. Cins aslında he hemen videonun başında, konunun başında çözmüştük. Demiştik ya benzer benzeri iyi çözer. Polar polar da apolar apolar da iyi çözünür. Cinsin çözünürlüğü etkisi bu. Yani maddenin molekül türü birbirine ne kadar çok benziyorsa çözülmesi de o kadar fazla oluyor sevgili arkadaşım. O zaman şu çözünürlüğe sıcaklığın etkisi konusunda geri dönelim. Geri dönelim ve bununla ilgili biraz problem çözelim olur mu? Sizin için uygun mudur? Çözünürlüğe sıcaklığın etkisiyle ilgili şöyle bir grafik verilmiş. Grafikle ilgili sorular soruluyor. Diyor ki 10 derecede hazırlanan 26 gram doygun çözelti 20'ye ısıtıldığında halen doygun olabilmesi için kaç gram tuz gerekli? Şimdi 10 dereceye bakıyorum. 100 su 30 çözüyor. Yani hazırladığım her 130 çözeltinin 100'ü su. Ben 26 çözelti hazırlamışım. Kaçı su dediğimde 20 su Yani önce ben elimde 10 derecede ne olduğunu buldum. 20'ye 6. 20 su var 6 tuz var. Bunu bulduk. Bu, bu lazım bize. Eğer zaten biliyor olsaydık bunun bileşenini bunu yapmazdık. Şimdi 10 derecede 20'ye 6 olan bu çözeltiyi 20 dereceye ısıtacağım. Üzerine tuz ekleyeceğim. Tuz eklediğime göre su halen 20 kalıyor. Şimdi 20 dereceye bakıyorum. 20 derecede 100 su 45 çözüyor. Acaba 20 su kaç çözer diye doğru orantı kurduğumda 20 su en fazla 9 çözer. Biz kaç eklemiştik? 6. E kaç olması lazım doygun olması için? 9. O zaman 3 gram daha tuz ekleyeceğiz. Başlangıçtaki su ve tuz miktarını buluyorsun. Son durumdaki su ve tuz miktarını buluyorsun. Ne ekleyeceksen ona göre karar veriyorsun. 30 derecede hazırlanan çözelti. Bak yine bunun bileşimini bilmiyorum. Bir bunun bileşimini bulayım. Bakıyorum. 30 derecede 100 su 70 çözüyor. 30 derecede 100 su 70 çözdü. 170 çözelti oldu. 170 çözeltinin 100'ü suysa 51 çözeltinin kaçı su dediğimde 30'u su 21'i de o zaman madde olarak karşımıza çıkıyor. Bu kaç derecede? 30 derecede. Bunu 20'ye soğutuyoruz ne kadar çöker diyor. 20'de 100 su 45 çözer. Bakın 100 su 45 çözüyor. Hemen gel, gelemeden. Bak 20 derecede 100 su 45 çözüyorsa benim elimdeki 30 su kaç çözer dediğimde 12 1,5 13,5 çözer. E benim elimde 21 gram tuz vardı. Şimdi 13,5 kaldı. Ne oldu o zaman? 7,5 gramı kabın dibine çöktü. Aynı şeyi yaptık. Başlangıçta su tuz miktarını bulduk. Son durumdaki su tuz miktarını bulduk. Aradaki fazla miktar biraz önce çözünüyordu. Şimdi çöktü. 30 derecede hazırlanan 34 gram da uygun çözelti. Hemen bakıyorum. 30 derecede 100 su 70 çözüyor. Önce bir bu 34 gram çözaltının bileşimini bulayım. 100 su 70 çözerse 170 çözelti elde ederim. 170'in yüzü suysa veya 70'i tuzsa önemli değil. 34'ün kaçı tuz dediğimde 14'ü tuz. Şimdi 34'ü buldum. 20'ye 14 yapmışız. 20'ye 14 çözmüş. Tamam. Bunu 0 dereceye soğuttuk. Tuz çökmemesi için ne kadar? Şimdi 0 dereceye bakıyorum. 100 su 25 çözüyor bak 0 derecede. 100 su şurada 25 çözüyor. Hemen geliyorum tekrar uygulayacağım. Bak çok dikkat et bu da güzel bir seçenekmiş. 100 su 25 çözüyor. Ben hiç tuz çökmemesinin yani tuzun halen 14 olması istiyorum. Tuzun 14 olması için toplam ne kadar suya ihtiyacım var yine? Buna bakıyorum. Ne kadar? 56 suya ihtiyacım var. Peki benim elimde ne kadar su vardı? 20. 20'nin 56 olması için ne yapmam lazım? 36 gram su eklemem lazım. Yani başlangıçtaki su tuzu buldun. Son durumda kim sabitse tuz miktarının değişmemesi istiyorsun. Tuza göre suyu buldun, aradaki farkı aldın. Başlangıçtaki suyu tuzu buldun, son durumda kim sabitse tuzun çökmesi istiyorsun, su sabit. Bu kadar su ne kadar tuz çöker farkı aldın. Sorunun cevabı bu. Hadi o zaman bu konudan biraz daha soru çözüp bu konuyu iyice belleğimize oturtalım. O zaman MEP 3 adımdan aldığım bir çözünürlük kıyaslama sorusu. Bunların hepsi gaz. Gazlar soğukta. Ve yüksek basınçta çok çözünüyordu. odan aklında kalsın. Hem yüksek basınç hem soğuk. En çok SO3 çözünüyor. Daha sonra 400 kelvin'i santigrat dereceye çevir. Yutma 400 kelvin 273 çıkar. 127 derece. Aynı basınç ama sıcaklığı yüksek olduğu için daha az çözünmesini bekleriz. Gazlar soğukta çok çözünür. CO2 en az çözünenin SO2 olmasını bekleriz. SO3 CO2 ve SO2 şeklinde çizilir. Dış basınç fazla, sıcaklığı düşük. Dış basınç aynı, sıcaklığı düşük olduğu için SO2 en çok çözünüyor. Pardon, yanlış işaretlemişim. Hiç uyarmıyorsunuz bakın. Dış basıncı fazla ve sıcaklığı düşük olacak. Burası fazla, burası düşük olacak. Dolayısıyla en çok SO3 çözünüyor. Daha sonra sıcaklığı daha düşük olduğu için SO2, sonra CO2 çözünüyor. Buna biraz dikkat ederken, Kelvin'i santigrata çevirirken kafa orada gitti. Çıkmış sorunun benzeri arkadaşlar 2010'da, 2012'de, 13'te, 14'te, 15, 16, 17'de böyle grafiklerle ilgili sorular çıktı. Hadi bakalım. 100 derecede 60 gram KCL ile hazırlanan doygun çözelti 160 gramdır. Hemen 100 dereceye ve KCL'ye bakıyorum yeşil eğri. 100 derecede 100 ise fazla 60 çözüyor. 160 olur doğru. 50 derecede hazırlanan 60 gram doygun KCLO3. Bak 50 derecede KCLO3'ü kırmızı eğriyi çekiyorum. 20. Şimdi 100 su 20 çözüyor. 120 oluyor değil mi? E o zaman 60'ta 50'ye 10'dur. 100'e 20 ise 50'ye 10. 20 dereceye soğuttun. 20 derecede bakıyorum. 100'ü 5 çözüyor. O zaman 20 derecede 50'si 2,5 çözer. E 10'da 2,5 kaldı. buçuğu çöktü. Evet, evet, o da doğru. Tamam, onu da hesapladık. 0 derecede hazırlanan 24 gram sezyum sülfat çözeltisi. 0 dereceye bakıyorum. Sezyum sülfat mavi eğri. 100 su 20 çözüyor. 100 su 20 çözerse 120. 24 de 20'ye 4'tür o zaman. 20 dereceye ısıttın. 20 derecede 100'ü 5 çözüyor. 20 derecede 100'ü 5 çözüyor. Bizim 4 çözmemiz için kaç ihtiyaç var dersem 80 suya ihtiyacım var. 20 suyum vardı. 80 su olması için 60 gram daha su eklemem lazım. O da tamam. 20 derecede hazırlanan KCL çözeltisi 50'ye ısıtırsam çözelti kütlesi artar. Arkadaşlar ısıttığım bir çözeltinin kütlesi artmaz. Ya tuz çöker azalır ya da değişmez yani çözünürlük değişmemişse. 20'den 50'ye KCLO için çözünürlüğü artıyor ama tuz eklemiyorsun ki. Tuz eklemeden nasıl kütlesi artsın? Çözebileceği madde miktarı artıyor. Ha, eklersen kütlesini arttırırsın eklemezsen artmaz. 50 derecede hazırlanan doygun sezyum, sezyum sülfat çözeltisi 20'ye soğuk olursa doyamamış olur. Sezyum sülfata bakıyorum. 50'de atıyorum en fazla kaç çözdüm? 2 çözdüm. 20'ye soğuttum. Şimdi 5 çözebiliyorum. Dolayısıyla daha fazla madde çözebildiğim için doymamış oldu. Gayet doğru. Yine çıkmış sorunun benzeri. Çözünürlük değerleri bu defa tablo olarak verilmiş. 30 derecede hazırlanan 61 gram. Bak 30 derecede 100'e 22 çözüyor. O zaman 50'ye de 11 çözersem 61 olur. 20 dereceye soğuttum. 50'si 8 çözer. Çöken katıyı aldın. Yani buradan 8, 11, 4 gram katı. 4 gram değil 3 gram katıyı gönderdin. Sormuyor bize ama gönderdik. Artık 50'ye 8'lik bir çözeltimiz var. Daha sonra bunu 40'a ısıttın. E 40'ı ısıtırsan da 50'ye 18 olması gerekti. 8'de 18 olması için 10 gram daha tuz ekledik. Mantığımız bu. Önce soğuttuk. 8 bıraktık. Sonra tekrar ısıttık. 18 olması lazım. Aradaki farkı 10. Çöken katıyı aldığımız için, kaptan attığımız için o çöken katı sayılmıyor sevgili arkadaşlar. 2010'da 2012'de bir e, yorum sorusu çıktı çözünürlükle ilgili diyor ki 20 derecede hazır olan doygun çözelti 30'a ısıttığında çöküyor demek ki 30'da az çözünüyormuş. sıcakta az çözünüyorsa bu egzotermik bak öyle soğukta çok 20 30'da ısıttım bunu fazla madde oldu çöktü 30 derecedeki doygun çözelti 20 dereceden değişik değildir çöktü madde miktarı azaldı nasıl değişik olsun daha seyreltik hale geldi X katı olduğunu söylüyor. Bakın dikkat edin. Katının basınç arttıkça çarpmaz. Sorumuzun cevabı yalnız Adana. Nasıl? Hadi son sorularımızı da çözüp gidelim buralardan. Gidelim buralardan. Dayanamıyorum. Ben dayanıyorum ya. Ders anlatmasam ne yapacağım? Gacelenin 40 derecedeki doygun çözelti 20'ye soğutulduğunda çöken tuzu çözmek için 250 su ekleniyor. Wow. Aman tanrım. Çöken tuz yok. Elindeki su yok. Çöken tuzu eklemek için gereken suyu vermiş. Ne yapacağız biz bunu? Çok basit. Bu durumu simüle edeceğiz. Ben 100 su alsaydım burada 80 çözerdim. Bunu soğuttuğumda 100 su 30 çözer hale gelir ve 50 çökerdi. Bu 50 çökeni çözmek için de eğer 30 çökseydi 100 su ekleyecektim. 50 çökse kaç su eklerim dediğimde 50 suyu çözmek için 50 çarpı 100 bölü 30. Şu sıfırla şu sıfırı çökersek 500 bölü 3 çözelti ekleyecek. Tamam değil mi? Durumu simüle ettim. Şimdi her birinin yanına bir k koy. 100k'ya 80k aldım. 100k'ya 30k kaldı. 50k çöktü. 50k'yı çözmek için 500k bölü 3 ekledim. Soru bana diyor ki 500k bölü 3 eşittir 250. Buna göre başlangıçtaki çözeltide ne kadar su vardır? 100k'yı soruyor. 500k bölü 3 250 ise 500K eşittir 750 olur. 250 ile sadeleştirirsen 2K eşittir 3 olur. K eşittir 1.5. Bana 100K'yı soruyor. K yerine 1.5 koyarsak 150 olur. Yani hiçbir şey bilmiyorsan grafikte verilen değerlerle bir simülasyon yarat. Bunları simüle et. Simülasyon yarattıktan sonra hepsine KKKKK K, 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 K koy. Sana verilen değer işte de. Bu kadar basit. Çok zorlanacağım bir şey yok. Çözünürlük sıcaklık arttıkça artmış. T1 ve T2'de de uygun çözelti hazırlanıyor. Yani bir 100 suda en fazla 10 çözdüm. Bir de 20 çözdüm. Burada 110 gram. Burada 120 bir çözelti hazırladın. Elektrik iletkenliği aynı değildir. 120'deki daha fazla madde içerdiği için tuz elektriği daha çok iletir. Donmaya başlama noktası kaynamaya başlama noktasına baktığımızda çok dikkat. Çok dikkat. Çok çok dikkat. Donma ve kaynamaya baktığımızda Kaynamaya başlama noktası farklı fakat normal noktası aynıdır. Acaba neden? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar, bunun çok basit bir sebebi var. Çok basit bir sebebi var. Şimdi T2'de 120, e T1'de 110 çözdün ya. Şimdi sen bu 120'yi soğutacaksın da olması için T2-T1'e kadar soğuttuğunda fazla miktar çökecek Zaten bu 110 olarak kalacak. Yani. Bunları dondurma eylemini gerçekleştirdiğinde ikisi de fazla miktarı çöktüreceği için donarken derişimleri aynı hale gelecek. Derişimleri aynı hale geldiği için donma noktası da aynı olacak. Kaynarken böyle bir şey yok. Kaynarken çözdürlüğü artıyor. Eklersen çözüyorsun. Eklemezsen çözmüyorsun. Ama donarken öyle değil. Donarken fazla madde çöküyor. 120'yi T1'e kadar soğuttun. Halen 120 değil ki. Artık o 110. Artık derişimi T1'deki ile aynı hale geldi. Dolayısıyla aynı sıcaklıkta donar. Buna çok dikkat etmemiz gerek. Anlaştık değil mi? Hadi, hadi gel sorularımız bitmedi. Çözünürlük sıcaklık x egzo y endo hangisi kesin doğrudur? Şimdi egzo endo olmasından katı veya gazı kesin çıkaramayız. Gazlar egzo ama katılardan da egzo olan var. Örneğin sodyum hidroksit. Y'nin çözünürlüğü siletkendir. Ne bileyim ben asit mi baz mı tuz mu? 25 derecede hazırlanan çözünürlüklerin çözünürlüğü eşit olduğu için doygun çözeltinin kütle cüzde aynı olur. Y gazdır. Bilemem. 25'te mol sayısını bilemem. Bu bana kütlece ne kadar çözündüğünü veriyor. Kaç mol olduğu için MA'yı bilmem lazım. E molünü bilmeden de moleritesini hesaplayamam değil mi? Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Son soru. 2 gaddenin grafiği verilmiş. X maddesinden 40, Y maddesinden 80 gram alıp 60 derecede 200 gram suyun içine atılıyor. Bak 60 derecede Y de 100 gram su en fazla 60 çözüyor. Sen 80 gram atmışsın. O zaman y'den 60 çözünür. 20'si çöker. 60 derecede x'ten en fazla 40 çözünüyor. Sen de 40 almışsın. x de 40'ın tamamı çözünür ve doygun olur. Aa bir dakika yanlış yaptım. Ben 100 gram suya göre yaptım. 200 gram suya göre yapacaktık. Dur. 200 gram su 60 derecede 100 gram su 30 çözüyor. 200 gram su 60 çözer. Evet, 60'ı çözdü. 20'si çöktü x'ten 140 40 çözüyordu 280 çözer biz 40 attık x doymamış x'ten 40 daha çözebilirim Ya e hocam y çözmüştük tamam ortak iyon içermeyen moleküler çözünüyor iyon yok Birbirine tepki vermeyen maddeler birbirinin çözünürlüğünü etki etmez yani 60 derecede 200 gram su hem 60 gram y hem 80 gram x'i aynı anda çözebilir ben y'den 80 eklediğim için 20'si çöker x'ten 40 eklediğim için x açısından doymamış olur Y açısından doymuş, X açısından doymamıştır. 40 gram daha çözebilir X'ten, Y'den de 20 gramı çöker. O zaman unutmuyoruz bu tip sorularda. Çözünürlüğü birbirine etki etmeyen maddeler, yani ortak yön içermeyen ve tepkime vermeyen maddelerden aynı suda birden fazla çözebilirsin. 100 su, 20 gram tuz çözüyorsa, bağımsız olarak 30 gram şeker çözüyorsa, 100 suda hem 20 gram tuzu hem 30 gram şekeri aynı anda çözebilirsin. Bunu sakın 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 unutma. diyoruz ve sıvı çözeltiler videomuzu sonlandırıyoruz. Sıvı çözeltiler önemli bir konu. Ünitenin başında da söylemiştim. Sıvı çözeltiler bundan sonraki kimyanın alfabesi. Bundan sonraki kimyada bunu alfabe olarak kullanacağız. Çok çok iyi bilmeniz lazım özellikle molariteyi. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her videoda söylüyorum artık her videoda. Videoların ortasında söyleyeceğim. Sonra problemi yarıda kesip söyleyeceğim. Sen abone olup beğenip yorum yapana kadar söyleyeceğim. Çünkü sen bu kanalı ne kadar büyütürsen ben de senin için o kadar düzenli çalışmaya vakit bulabiliyorum. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.